Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün Bedaş'a küfür etmeli bir yayın açmak isterdim, video açmak isterdim. Fakat hava mava olur, sıkıntı olur, bir şey olur. Elektrikler kesildi. Ben bu oyunun ikinci bölümünün videosunun yaklaşık 45. dakikasındayken falan elektrikler kesildi. Çok kötü oldu. Çok müthiş bir ilerleme kaydetmiştik. Şimdi azmedeceğim onu, tekrar yapacağım o gelişmeyi. Umarım yine elektrikler kesilmez. Bu sefer çünkü cinnet geçiririm harbiden. Şimdi şirketimizin adı Murat Engin Ekin Şahsın. Bu arada geçen bölümün sonundaki şirket battı. Yanlış ekonomi yönetimi, yanlış fabrika yönetiminden dolayı battı. Bu sefer çok daha sağlam, çok daha inanılmaz bir şirketle giriyoruz. Siktiko. Siktiko 1970'te piyasaya girecek ve dünyaya hakim olacak. Ekonomik krizis olmuş Finlandiya'da, hiç sikimizde değil. Şimdi babuş, bankaya geldik. Buradan borcu aldık. Bankada bu arada loan shark yazıyor bunda. Bu bildiğin tefeciymiş. Onu da yanlış biliyormuşuz. Şimdi paramızı aldık. Hemen reklam. Reklam, reklam, hemen. Reklam nerede lan? Burada. 3-3-3-3 özelliğe sahip. Direkt de bulduk. Siktir. Selim Çelik aktör. Maaşı 90 bin film başına. Derhal animasyonu yüksek ve reklam süresi 30 ile 60 saniye arası olan, masrafı da 137 bin dolar olan bir reklamı oluşturdum. Kalitesi %96, etkililiği %100. Müthiş. Süper. Şimdi Türkiye'de reklamımızı basıyoruz hemen. Günlük 3K harcanacak ve 12 hafta sürecek. En az 100K değerinde reklam kampanyası oluştur. Görevimizi de bu şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi üretimimizi yapalım hemen. Duruk değil mi şu an oyun? Aynen. Gazoz reklamı. %60, %70 lezzetli. %30 bağlayıcı, %70 tatlı, %30 eksi, %60 asitli, %40 asitsiz, %70 gazlı, %30 gazsız. Çilek aldım, oluşturdum. Kafein, tatlandırıcı, koruyucu. Bu şekilde bunları dayadık hocam. Onayla dedik. Tamam. Zehir. İsmi, zıkkımda içeceğin ismi. Derhal şişe tipini böyle kalite yaptık. İçeceğin tadı %65. Onayla diyorum. Meyve alıyorum. Çilek nerede babuş? Heh. Çüş. Çok pahalıymış. 50 ton aldım. Hemen depoya geldim. Hemen depoda bunları özütsedik. Aynen. Piyasaya pis gireceğim. Çok pis gireceğim. Bir anda bütün dünyaya hakim olacağım. Reklam değil, üretim. Tamam, şimdi fabrikaya gel. Hemen fabrikada işçilerimizi almaya başlıyoruz. Reklam kampanyası zaten başladı değil mi? Talep şu an sıfır ama o olacak biraz sonra. 79 gün, 80 gün. Hala talep yok. İçeceğin değeri 0.42. Biraz ucuz ama problem değil. Fabrikamız ne yaptı? 100 kişi olmuş. Hemen üretiyoruz abi. Hemen üretiyoruz. Üretim başladı. Ülke panelinin son altındaki bölümü kullanarak en az 100 içecek sat. Satarız. Günlük talep 59 oldu. Yapıştır, sat. Hadi baba, 74 oldu. Günlük 100 olsun. Günlük 100, satış 100. Aynen, o görevi tamamladık. Araştırma puanım %100 olduktan sonra araştırma. Onu da yapacağım. Çok hızlı büyüyeceğiz bu sefer. Çok tecrübeliyim artık. Siktiko şu anda popülerlik %2. Sağ altta görüyorsunuz, çok küçük bir yerimiz var dünya Türkiye piyasasında ama çok yakında. Öncelikle Zuf Beverage, arkasından Starfruit, arkasından Dr. Fruit, arkasından da Eviv markalarının amına koyarak burada ilerleyişimizi sürdüreceğiz. Günde 500'e çıkardık satışımızı. Çılgın büyüyoruz, çılgın ilerliyoruz. Reklamımız ne durumda hocam? 55 günü daha var. Paramız da var çok şükür. 559 oldu. 574. Koy bunu 800'e koy. Yapıştır 800'de. Piyasada hemen yerimizi belli etmeye başladık. Şu anda A101 ve seçili mağazalardayız sadece. Yerel mağazalar, Hakmar'da falanız, böyle küçük küçük marketlerdeyiz. İçeceğin tadından dolayı kötü, bak şu an kötüye gidiyoruz. Worker happiness yapsak nasıl yaparız? Üretim ne şu an abi? Günlük ortalama üretim 25K. Tek gün çalışsalar zaten gerek yok o kadar şeye yani. Ortalama üretim 10K. Worker happiness kaç? Hala az. Niye? Daha mutlu edemiyoruz adamları. Zaten çok mutlular.
O zaman yapacak bir şey yok, böyle iyi. Üretim 36K. Tamam. 229'a düştü param. İçecek satışı 2400'lere çıktık. Tamam. Tamam. 5000. Günlük satış 5000. Hadi babacım. Hadi abicim. Hadi canım benim. Hadi gülüm. Reklam ne durumda? Reklam ne durumda? Devam ediyor. 22 günü kaldı. 3000 oldu günlük talep. Süper. Çok iyi. Böyle böyle. Günlük bir 10.000'i görelim. Ondan sonrası gelir zaten. Üretim durdu. Üretim durdu. Fabrikadan biraz eleman çıkarmak istiyorum ben. Fazla para çünkü, biliyor musun? Biraz çok gidiyor para. Şu iyi. Bu iyi. Kusura bakmasın, çalışanlarımızı çıkarmak zorunda kaldık. Ailelerini biraz yüzüstü bıraktık ama bir şirket batarsa çıkartmadıklarımızın da ailesi batacağı için yapacak bir şey yok. Şimdilik büyüyene kadar, taleplerimiz artana kadar elemanları çıkarmak durumundayız yani. Depoda çilek kaldı mı? Yok. Devam. Büyümeye devam. Reklam bitti galiba. Ben bir çilek alayım da. 50 ton çilek aldım. Daha da pahalanmadan. 69.000 karımız var. Gel abi reklam. Prestij reklamı 2 haftalık. Bastık. 7900'e çıkılmış. 11.000 yaptım şöyle. O zaten artacak. Satışlar sürsün, istikrar büyüsün. Üretelim de. Ne kadar üretebiliyorsak üretelim. Günlük 21K üretimimiz var. Talep oldu 10.600. Çok güzel. Çok büyüyeceğiz arkadaşlar. Dehşet büyüyeceğiz. İnanamayacaksınız yani. Siktiko Türkiye piyasasını alt üst edecek. Yetmeyecek. Avrupa'ya açılacak. Her yere açılacak. Şirket değeri 1 milyon dolara yaklaştı bile. 1970'in 4. ayının 21. günündeyiz, evet. 12.000 oldu bak. 15.000'e yapıştırıyorum bunu ben, sat. Günlük 15.000 sat. Daya döşe. Daya döşe, direkt yapıştır. Bütün talebi karşılayalım, dolduralım. Ne kadar meyvemiz var? 1.2 milyon var. Üretebiliriz, tamam. Olur, güzel. 59 işçiyle bu kadar oluyor. Reklam. Reklam. Hemen reklam bastık. Derhal reklam bastık. 2 hafta daha sürecek olan yeni reklamımızı bastık. 16.000'e çıktı bu arada. Şöyle 17.500 olarak yenileyelim günlük satışımızı. Siktiko önündeki ilk rakibi olan Zuf Beverage'ı ezdi, ezecek. Çok az kaldı. Çok hızlı şekilde büyüyor. Popülerliğimiz artıyor. Marka değeri artıyor. Devam hocam. Devam. Şunu 22.000 yapalım. Satmaya devam. Siktiko. Hemen şöyle 98 kaldık. Bir reklam kampanyası daha başlattık. Bu sefer daha da artacaktır talep. 20.000 falan filan. Şunu 27.000 yapacağım. Yap 27.000. Şirketin popülerliğini gitgide arttıralım. Hatta buraları biraz hızlandıralım diyorum. Çünkü geçen de tecrübe ettim. Çok uzun sürüyor. Bu büyüme sürecini biraz hızlandıralım. Ondan sonra şirketin bir sonraki aşamasına geçirelim. Geçen videonun aynısı olmasın. Evet, an itibariyle şirketi tekrar büyüttüm. Belli bir raya oturduk. Şu anda Türkiye'de 81.000 talebimiz var. 78.000 her gün piyasaya sunuyoruz, satıyoruz. Çünkü üretimimiz maksimum 78.000. Günde 78.000 adet satış yapıyor Siktiko markasının. Neydi? Zehir Zıkkım adlı çilekli gazlı içeceği. Bakalım şimdi bir. Türkiye piyasasındaki en büyük şey olmuşuz bile çoktan. Bu bir mesele değil, bu bir olay değil yani. Bunlar bizim için hiçbir şey. Bizim gibi büyük bir şirket için bunlar hiçbir şey. Eviv denilen marka mahvolmuş durumda. Starfleet yok olmuş durumda. Yakında yurt dışına açılacağız. Şimdi ben burada 3 tane fabrikanın da açılışını başlattım. Çok uzun sürüyor beklemesi diye o hızlandırma kısmında direkt başlattım. İstanbul 69 gün sonra, İzmir 130 gün sonra ve Trabzon'da 137 gün sonra fabrikalar açılmaya başlayacak. Şimdi bizim gelirimizi arttırmamız lazım. Zaten bunu teknoloji ve tadımız kötü olduğu sürece arttıramıyoruz. Bununla ilgili bir görev geliyormuş daha sonra. O yüzden şimdilik yapılması gereken olay şudur ki
fabrikalardaki işçilerimizin hayatını iyice sikeceğiz. 2 gün daha fazladan çalışacaklar. Çalışma saatini mesela 16 yapabiliyor muyuz? Galiba yapamıyoruz. 8-24 yapsam falan yapamıyorum. Ama üretimi bu şekilde 99K yaptım. Dur bakayım şunu 18 yapsam bir. 99K hala. Artık anlık olarak 98.000. Hatta şunu bir 120 yapalım da şimdilik. Büyük talep azalana kadar bu kadar satabiliriz. 34 gün boyunca daha idare edecek stoklarımız. Ocaktayız. Fiyatlar düştü mü? Çok da düştüğü söylenemez ama ben yine de şöyle bir 500 ton alım yapacağım. 500 ton çileği çıkartalım hocam. Ne oldu? 179 gün daha götürürmüş bizi. Tamam. Satışlar dehşet. Satışlar felaket. Siktiko Türkiye piyasasını alt üst ediyor, sallıyor. İçeceğimizin değeri 0.54. Araştırma puanım bir %100 olsun. Ondan sonra fabrika hızını ayarlayacağım. Daha hızlı yapıştırabilecekler. Ve şuradaki şu rapor ve kafein, bunları ayarlamamız lazım. Bunları araştırmamız lazım ki tadımızı artık güzelleştirelim. Gerçekten çok kaliteli bir ürün sunalım insanlara. 99K üretim devam ediyor. Satışlar dehşet. 101 bin talep var derken depodaki mal bitti bizim. Tamam, şimdi bunu 99 bin olarak düzenliyorum. Buradan sonra geri sıkıntı olmaz. Reklam ne durumda? Ad effect yapalım bir. 720K diyor. Çokmuş o. Şöyle 240K'lık bir ad effect yapalım. Bak bu şeyi arttırıyor. Marketing reputation'ımızı arttırıyor. %3 oldu. O bitince tekrar prestige geçireceğim. Ad effect öyle şeye çok etkili. Aha, fabrika açıldı. İstanbul fabrikası açıldı. Çok iyi. İstanbul fabrikasını daha da büyüteceğim. Daha başlatmadan, işçileri çalıştırmadan daha da büyüteceğim. Çünkü 25 işçi çalışıyor. O öyle hiç doğru değil yani. İyi değil. Yeterli bir kaynak değil o. Bu fabrika yapılıyor. Bu fabrika yapılıyor. Bunu geliştirirsem, geçen yaptığım salaklığı yaparsam mahvolurum. O yüzden şu an ona bulaşmıyorum. Türkiye'de ekonomik kriz hiç güzel olmadı. İçeceğin değeri düştü daha da. Satışlar azaldı. Düzelir ama yavaş yavaş toparlanacak. Satsana oğlum. Sat. Mal gibi durma. Her gün satış yapmamız lazım bizim. Şöyle 250 bini birden satalım da bir. Sat abi 234. Sat onu. Sat 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 sat. Aynen, dur şimdi 97 bini sat. Stokta hiç boş bekletmeyelim. Ölümüne aksın. 96K'ya mı düştü üretim? Niye? Niye öyle oldu? Satıyor musun? Sat. Aynen, tamam. 188, 187, 96 bin sat o zaman. 1.7 milyon kar etmişiz. Çok güzel. Müthiş. Siktiko piyasada büyümeye devam ediyor. Reklam ne yaptı? Reklam hala aktif. Burada bir şey değiştiremedik çok. Şu karakter skillleri ne oluyor? Danışmanlar mı? Şu personel müdürünü de alamadım. Diğer şirketler. Diğer şirketler. Zuf Beverage. Kıtalar. Amerika kıtası da var. Centrals. East Us. Alım gücü çok yüksek. Kıtalara geri gel. Afrika kapalı. Ne kadar kaldı? Daha bayağı bir var. Satışlar sürsün hocam. Satışlar sürsün. Reklam bitti mi? Bitti. Yapıştır. Prestij. Prestij. Haftada birden uzun süre. 12 hafta boyunca yapıştırsın bu. Devam etsin. Meyvenin fiyatı çok düşmüş. Alıyorum. 1000 ton aldım. Aynen. 500 ton daha aldım. Bütün parayı buraya basacağım şu an. Alabildiğim kadar alacağım. 100 ton daha aldım. Para gelsin alalım yine. Sonradan çok artıyor çünkü fiyatı. Kaç ton aldık baba? 1700 ton. Üretime geldi. 582 gün boyunca üretebilirmişiz bunda. Müthiş. Mevsimden mevsime düzgün hesaplı şekilde almak lazım.
Ne yaptı bizim fabrikalar? Hemen Trabzon'dakini de büyütüyoruz. İstanbul'dakinin 93 günü, İzmir'dekini de büyütüyoruz. Hemen büyütelim. Hatta çok boşlamışım onu, unutmuşum. Araştırma puanım geldi. Fabrika hızı diyorum ve şu şekilde fabrikanın hızını arttırıyorum. İnanılmaz bir hıza ulaşmış olmamız gerekiyor. Bütün fabrikaları etkiliyor bu arttırdığımız. Günlük 124K burada diyor. 96K diyor burada ama. Ben bunun dediğine göre gideyim. Günlük 124.000 burası üretiyormuş. Satışa geldik. 124.000 dedik. Bu sabit kalırsa eğer öyledir. Öyle gibi duruyor. Belki birkaç yüz oynuyordur ama. 123 diyelim hocam. Talebi de ona göre dengelemek lazım. Şu bitsin. Çok daha büyük bir reklam kampanyası başlatacağız. Eksilere düştü param. Artsın o, eksi de kalmasın. Niye düştü lan eksiye? 3 tane fabrikayı birden taşıyacak parayı elde edemiyoruz galiba şirket olarak. Çok düştü lan para. Ha siktir. Dehşet düşüyor para. 0.41'den satıyoruz. Hadi oğlum. Artışa geçemiyor. Günlük giderlerim çok fazla. Maaş düşürebiliyoruz mu? Düşüremiyorum. Şu fabrikalar bitene kadar dayanmak lazım. 50 gün burada var. 139 gün burada. 136 gün burada. Hadi babacığım. Hadi dobarlansın, bırakmasın kendini böyle. Ne kadar daha gider? 542 gün gider. Gitsin. Güzel. Satın oğlum, satın. Hadi oğlum. Hadi aslanlarım. Çok pis giderimiz var ya. Fabrikalara çok para harcıyorum. Eksi 300 bin. Toparlanması lazım onun. Şu an elimdeki yiyecek içecek meyveler bitmeden 530 gün boyunca toparlamamız şart. Ki toparlarız bence eşek değilsek diye düşünüyorum. Yeni reklam veremem şu an bu parayla. İzliyoruz. Eksi 307. Eksi 305. Eksi 305. Şunu 135 yapalım da. Depodan birazcık fazla harcayalım. Hadi babacım. Hadi abicim. Hadi aslanların gülü. Hadi paşaların paşası. Hadi oğlum yapma. Batırmayın bizi. Çok güzel ilerledik. Çok güzel büyüdük. Siktik o. Piyasanın anasını ağlatacakken lütfen. Öyle bir aksilikle asla karşılaşmak istemiyorum. Borcum ne kadar kalmış? ...420 gün daha borç ödeyecekmişiz. 12 günü kaldı. Bu bitsin bir. Günlük 7200 ile 10800 dolar arası masrafı var bunun. O bizi bayağı bir kurtaracak. Bunun 97 günü var. Bunun ne kadar masrafı var? Bunun da aynı şekilde. Şu inşaatlar biterse zaten rahatlarız. Her türlü artıya geçeriz. Onlar bizi bitiriyor. Bak hesaplayalım. Günde kaç satış yapıyorum abi ben? Oyun akıyor mu? Oyun ben aşağı alınca durdu. Bak Allah kahretsin beni. 124.000 124.000 çarpı 0.41'den günlük 50.000 dolarlık satış yapıyoruz. Ve eksiye gidiyoruz 50.000'le. Şu fabrikalar biterse çok rahat artıya geçeceğiz. Siktiko hala büyüyor. Daha da büyüyecek. Fabrikalar bir bitsin var ya, amına koyayım, ondan sonra görürsünüz siz. Fabrikaların hızını arttırmak masrafa sebep oldu. Hadi baba. Hadi kurban olduğum hadi. İstanbul fabrikası bitti an itibariyle, çok iyi. Bu bitecek, onun masrafı bitti artık. Zaten paramız artıya doğru geçiyor bak yavaş yavaş. Ona eleman almayacağım daha reklam basmadan önce. Şu anki talebi karşılıyor çünkü üretimi. Diğer fabrikalar da bitsin. Ondan sonra bir eleman alımı, bir reklam, bir şeyler. Uf, görürsün ondan sonrasını. İzmir fabrikası bitti. Onun masraf yükü artık omzumuzdan kalktı ve artı 40 bin lira çıktık neredeyse. Trabzon'da bitti. Çok güzel. Müthiş. Şimdi birazcık para biriksin. Ardından reklam basılacak. Meyve fiyatı çok pahalı şu an. Kış gelince alırız.
519 bin oldu. Kısa bir reklam. 6 hafta ama sağlam reklam. 630 olur. Yapıştır. Yapıştır. Şimdi yavaşlat biraz. Derhal işçi alıyoruz buradan. İstanbul'da 50 işçi. İzmir'de 50 işçi ve Trabzon'da 50 işçi alım sürecini başlattık. Fabrika hızları zaten maksimumda. Hadi Trabzon, hadi 33, hadi 41, hadi 50 ol. Ol 50 oldu. Dur, yavaşla. Bunların da maaşları falan da var tabii. Bunlar da masraf oluyor. O yüzden hepsi bir tamamlansın. 43, 50. Bu kaç oldu? Bu da 50. Üretimimiz günde 240K'ya çıktı arkadaşlar. Dehşet bir durum. İşçiler çok mutsuz ama sikimizde değil şu an. Talep ne durumda? 137 bin. Şimdi 240K'ya. Şuraya ben bir 155'i vereyim. Böyle böyle artacağız. 155'i verdim. Niye 128 bin? Pahalı da reklam bastım aslında. Hadi 142 yüksel. Yüksel. Hadi babacım yüksel. 129 art. Siktiko piyasada dehşet arttırıyor gücünü. 122 günlük şeyimiz kalmış. Çileğin fiyatı düşsün de alayım. O 122 günümüze yeter. Kaç oldu? 152 oldu. Güzel. 190'a çıkar şimdi günlük satışı. Ver. Ver abi. Her yere daya. 190 olur. Reklam ne durumda? Reklam aktif hala. Daha da arttıracağım reklam bütçemi. Meyvenin fiyatı iyice düşsün de bir. Şunun bir de tadını fulleyebilsek var ya. Depoyu arttırdım. İşçi kapasitesini arttıracağım. Asıl derdim o. 180 oldu. Güzel. 210 diyoruz. 21 demedik lan. Dur lan dur. Ananı avradını sikeyim. Dur. 210 bin. Üretim 240 diyor. Hala kaldırır. Güzel. Dehşet büyüdük. Dehşet. Çok fena büyüdük. 1200'e düştü. Gel abi reklama. İnanılmaz pahalı bir reklam istiyorum. 7 hafta, 8 hafta, 9 hafta. 9 hafta boyunca günlük 30K. İnanılmaz. Büf yani. Vaş yani. 240 bin dedik. Siktiko bir anda daha da atağa geçti. Pazar payında. Görüyorsunuz zaten. Her şey gözlerinizin önünde gerçekleşiyor. Meyve alacağım. Bu biraz daha düşer. Düşmeli de. 1144. Düşmeli yani. Ne kadar kaldı? 85 gün kaldı. 1144'ken biraz alalım da bir. Ne olur ne olmaz. 1100'e düştü. Her gün düşüyor. Satışlar. 244 bin talep var. Manyak. İnanılmaz. Dehşet bir güç. 275 bin talep var. Karşılayamıyoruz biz bu talebi. Siktiko olarak bu kadar fazla talebe yetişemiyoruz. 997'lere düşüldü. Hemen depomuzdaki aldıklarımızı bir işletelim. İdare etsin. Satışlar ne alemde hocam? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 940 oldu. 1000 ton diyorum. Alıyorum. Daha sonrasında direkt 2500 ton diyorum. Alıyorum. Parayı bitirdik. Bir 100 ton daha aldım. Bir 100 ton daha aldım. Her gün 100 ton alıyorum ben buradan. Daimi müşterisiyim. Tarihe bir bakalım da emin olalım. 20.03. Hala ucuz. Şunları bir çıkart hocam. 4100 ton. Üretim 580 gün bu kadar adamla. 25.0, 26.03 değil. 801 daha da ucuzluyormuş. Demek ki bu dönemlerde alacağız. 3. ayın kaçına kadar ucuz? 3. ayın 4. ayda hala ucuz. İyice ucuzluyor lan. Neyse tamam. Güzel. Pazar payını görüyorsunuz. Ne kadar büyüdüğünü görüyoruz şu anda Siktiko'nun. Reklam bitmiş mi? Hemen çok kısa şipşak bir reklam. 30K günde yapıştır hocam. Meyve pahalanmaya başladı mı? Ulan hala ucuz amına koyayım. 600 lan çok ucuzlaşmış ha. Yarı fiyatını, iki katını alabilirmişiz. Ben 1000'den falan aldım. 500'lere düştü. Takip edeceğim bunu. Bir sonrakinde ne kadar, ne zaman almam gerektiğine bakacağım.
545 falan hala. 515 çok düştü ya. 513, 510. Ha. Dördüncü ayın sonunda alacağız. Bundan sonra bu şekilde. Bunu inşallah unutmam. Üretim ne kadar? 540 gün. Rahat rahat yeter. Hemen şu borcu ödeyelim bir başımıza. Bela oldu. ...250 olarak satalım. Depodaki fazla malları da satalım. Siktiko mahvetti ya. Siktiko yerle bir etti. Yerle eksan etti markayı. Türkiye piyasasını. Şimdi fabrika ben büyütmek istiyorum. O yüzden... ...şöyle bir şey yapalım. Burayı kapatıyoruz hocam. İstanbul fabrikası kapatılıyor şu anda. Acı bir olay ama... ...yaşanmak zorunda. Kaç eksilteceğiz? 62 bin. Şöyle gel. 170 bin yap bakayım bir günlük satışı. 383 400 416 tamam. 186 bine kadar çıkılır o zaman. Aynen. Doğru ayarı tutturdum. Tamam. İstanbul fabrikasını büyütelim. Seviyesini yükseltelim. Şimdi aynı zamanda İzmir fabrikasının da seviyesini yükseltiyorum. Günlük masrafı dehşet oldu. Bize çok pahalıya patlıyor ama bu yapılacak. 321 bine düştük. Böyle böyle devam ya. Hala günlük 5000 dolar mı 50.000 dolar mı ne karımız var. Ben orayı şeye soktum da hala satış mı yapılıyor, üretim mi yapılıyor burada? Yapılamıyor olması lazım. 144.000 buradaki yazan üretim zaten. Ama ülkedeki şişe sayısı da çok yavaş azalıyor, anlamadım. 184.000 yap, ne oldu? Sezon bütçesi çıktı. Pazar payının %75'ini aldık alacağız. %70, %68 veya %69'u bizim bütün pazarın. Geri kalanı 1, 2, 3, 4 tane küçük markaya bölünmüş halde. Çok iyi yani. Özetle çok iyi. Şimdi bir yandan yurt dışında da fabrikalarımızı açmaya başlıyoruz. Bulgaristan ve Yunanistan'da 2 adet fabrikamızı devreye soktuk. Marketing reputation'ımızı 0.5'e çıkartmamızı istiyor ama biz bitmiş durumda o yani. Bu işçi mutsuzluğuyla yapılacak bir şey değil. Onu o yüzden şu araştırma puanım yükselsin. Yiyecek, içecek kalitemizle falan artık bir şekilde toparlanacak. Evet arkadaşlar, sıçıyoruz. Dünya piyasasının ağzına sıçıyoruz. Şimdi yavaşlatayım bir. Durdurayım. Şunu da bir sabitleyeyim. Yeni bir araştırma geldi. İşçi limitini %15 arttırdı. Ben de bunu araştırdım. Şimdi Türkiye fabrikalarımızda Ankara fabrikasında 120 işçi 148 bin üretiyor. İstanbul'da 120 işçi 148 bin üretecek. İzmir'de 120 işçi 148 bin üretecek. Ve Trabzon'da da 120 işçi 148 bin üretecek. Aynı zamanda Yunanistan'daki fabrikamızın 30 gün kaldı. Bulgaristan'da 32 gün kaldı. Albanya, Arnavutluk diye hatırlıyorum. Onun 150 günü var, yeni başlattım. Romanya'nın 155 günü var. Yugoslavya'nın da 158 günü var. Balkanlara hakim olacağız marka olarak. Babuş. Şunlar fullensin işçiler. 120 bu fullendi. Günlük üretim öyle. Bunun da günlük üretim tamam. Buraya geldik. Aynen. Güzel. Şimdi 144. Şimdi büyük bir reklam lazım. Şöyle. Bas onu. Babuş. 300 bin. Günlük satış hedefimiz. Yapıştır. Yapıştır yapıştır yapıştır. Piyasadaki ufak geri çekilmemiz şu anda dehşet şekilde bak her an daha da büyüyor. 400 bin yap. Yap 400 bin.
Yap 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 yap. Piyasanın amına koyduk. İçinden geçiyoruz piyasanın. Piyasanın içinden geçiyoruz. Ne oldu? Sıkıntı yok. 39K'ya düştü. Günlük talep niye? Ha, 40K mı 400K mı? Büyük ihtimalle 400K. Sığmadığına göre ben 40.000 satıyorum yalnız günlük lan. 400 lan 400. Yo 40K'ya düşmüş. Niye öyle oldu? Hah 300 topladı tekrar sikerim. Büyük batıyorduk ha. Çok büyük batıyorduk. Ülkedeki şişe sayısı sabit. Azalmıyordu, artmıyordu. Güzel. Şimdi ben bir tane daha büyük reklam basmak istiyorum oraya. Bu ne oldu? Trabzon'daki fabrika ne oldu? Onda 29 günü kalmış. 420'ye çıktı bile. Yap 450. Günlük 450K oradan sat. Reklamı bas. Bas. En ağır reklam. Türkiye piyasasını mahvediyoruz. Paramparça ediyoruz, içinden geçiyoruz. Hadi babacım. Hadi babacım. Günlük üretim ne? 346 diyor da daha fazla abi. 148 burada. 150 de. 150, 300, 450. Şimdi bu da gelecek. Üf yani, inanılmaz. 0.58 içeceğin değeri. Piyasayı İviv birazcık yükseldi. Diğerlerini ezdi. Benim boşluğumdan faydalandı az önceki. Ama sıkıntı yok, halledeceğim. 456K. Yap bunu 500. 5000, 50.000, 500.000. Yap. Üf. Üf, yapıştır. Ne yok lan? Ha o kadar şey yok. 480 o zaman. 48 değil. Net üretim hakkında bir kesin bilgi alabilsem alamıyorum ki. Oldu mu? Hemen işçi alıyoruz. Hemen. Trabzon fabrikasına hemen işçi alıyoruz. 550 yapıyoruz bunu da. 552K. 550. 550 yapıştır hocam. Yapıştır. Yapıştır, piyasayı ezin. Ezin. Mahvedin piyasayı. Şirketin popülerliği %87. 136 günlük şey kaldı. 3. aydayız. Bu daha düşecek. Bu daha düşecek. Tamam, şimdi diğer ülkelerde durum ne? Yunanistan fabrikası bitmiş. Tamam, Yunanistan fabrikasını büyütelim o zaman biraz. Bulgaristan fabrikasını da büyütelim. Romanya devam ediyor. Albanya falan, bunlar da devam ediyor. Felaket. İnanılmaz. Dehşet. Reklam. Yap 6000 yap, şurası büyüsün artık ya. Tamam, bir reklam daha basıyorum o zaman. Milyon dolarlık reklamın masrafını hiç çıkarmadınız ama yine de basıyoruz. 840 bin dolara bir reklam daha bastık. Zaten ne kadar ki buranın ebatları yani. 12 bin aynen. Gel. 12 bin talep karşılıyoruz. 20 bin talep karşılıyoruz hadi. Tamam, burası artık oldu bence. Daha da olmadıysa da sikerim anasını. Romanya. Romanya'daki fabrikamız 2 level galiba. Yok 1 levelmış. Tamam, ona da basıyorum. Ne kadar çilek? Çok çileğim var daha. Çilek fiyatları ne durumda? Ucuz. Değil, pahalı. Tamam hocam. Buraya da hemen taş şaklı reklamımızdan bir tane yapıştırıyoruz. Başlattım kampanyayı. İçecek satışına geldik. Sat diyoruz. 294. 1500. 5000. Çok seri büyüyor. 10.000. Müthiş. Burada da diğer büyük markaları ezmeye başladım. 15.000. 25.000 diyorum. İddialı konuştum. Çok iddialı konuştum ama karşılığını aldım. 57 milyon dolar para var amına koyayım. Ne yapacağız biz bu kadar parayı? 35.000 diyorum. Oldu, bu da oldu. Burayı da hallettik. Şimdi Bulgaristan, Yunanistan. Buralardaki fabrikalarımız daha büyük. Aldım hocam. Ne kadar kaldı? 1300 gün daha kalmış. Bulgaristan'a reklam basıyorum o zaman ben. 30 gün, 12 hafta bas. Yunanistan'a da aynı reklamdan basalım hocam. 69 bin dolar para. Gel. Bas hocam. Bas 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 bas. 2,5 milyon dolar da buraya bastım. Lan büyük şirket olmak ne kalan torbe olaymış ya. Romanya'da üretim dehşet.
Romanya'da bir ufak bir reklam zaten devam ediyormuş. Bulgaristan'da günlük 5000 talep. Sat sat sat, ne varsa sat. Sat. Yunanistan'da durum ne? Buraya da koy hocam 5000'e. Burada da diğer... Oha, İvi'yi baksana, piyasayı ne hale getirmiş. Sikeceğim onu şimdi. Bak onu nasıl sikiyorum ben şimdi. Günlük 10.000 tane satıyorum, bak ne oluyor. Hadi. Günlük 15.000 olsun. Bak of. Kârımız 21 milyon dolar. Maaşlar 1.890.000. Ham madde 5 milyon, 5.5 milyon. Reklam 4.5 milyon. Dehşet. Vallahi Balkanlarda da hakim olduk mu? Olduk. Balkanlarda da en büyük biziz. Tekrardan. Eskisi gibi. 35 değil mi? Evet. Romanya'da tek level mıydı? Öyleymiş. Bulgaristan'da 74.000 üretimimiz var. Bunu yapabiliriz, daha arttırabiliriz. Devam devam. Bulgaristan'a yayıl. Bulgaristan'a yayıl. Yunanistan'a da 20.000 verdim şöyle. O daha da gelir, talep artar. Belçika'da ekonomik kriz. 15.000 daha oldu bu. Yunanistan 21.000 olmuş. 29.000 oldu. Hadi babacığım. Hadi baboş. 25'e çıkardım Bulgaristan'ı. Dehşet, dehşet. Dehşet, mahvediyoruz. 31 oldu. 35 dedik. Hatta 45 diyorum amına koyayım. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Bulgaristan 27, 35 de Bulgaristan'a. Hadi hadi. Hadi oturmaya mı geldik? Hadi dünyaya sikeceğiz daha. 46 oldu bile. 55. 35. 55 de buraya veriyorum amına koyayım. Ne olacak? Zaten dünyanın en pahalı reklamını yaptım. Ve hala da sürüyor. Çok ünlü et. Bizim adamı da çok ünlü ettik ha. Şu oyuncumuz da çok ünlü. Aa dur, meyvenin fiyatı artıyor. Kaç? 20.000 ton aldım. 20.000 ton, 20.000 ton, 20.000 ton, 20.000 ton, 20.000 ton. Üf. Çok fena aldım. Extract dedik. -14 mü? Ne oldu? Abi oyun bozuldu. Yemin ediyorum oyun bozuldu. Allah belasını versin. Bütün param gitti. Yazıklar olsun böyle oyuna. 70 milyon dolara meyve aldım. Gitti. İnanamıyorum. Böyle bir rezillik olamaz. Olamaz. Kesinlikle olamaz dedim. Fatih'ten kalan yarım şarabı içtim ben. 200 güne çıkardı. Allah'ım 10.000 gün falan olacaktı orada. O kadar başarılı olduk ki. Oyun bu başarıyı kaldıramadı. Yaşanan olay bu. Kaç üretiyorsun? Buradaki fabrika kaç üretiyor Yunanistan'daki? 74.000'e zaten bu 100.000 lira falan çıkmış. Az önce gördüm. 74'e bunu sabitledim. Bulgaristan ne yapıyor? 57. Bunu da 74 yap. Bu da olur büyük ihtimalle. Siktiko Yunanistan'da da, Bulgaristan'da da çok hakim. Yunanistan'da da çok hakim. Romanya'da durum ne hocam? 35. Yugoslavya 37, güzel. Albanya. Hepsinde hakim durumdayız. Tamam. Peki ne kadar? 186 gün kaldı. 3 milyon dolarımız var. 500. Hızlandır. Fiyatı daha da artmadan alabildiğim kadar almam lazım bu ara. Alacağım. Her gün bir tane. Her gün bir tane. Her gün 500 ton. Çıkart içindekileri. 404 gün. Al, al, al. Al, çok al. Çok fazla al. Dehşet para biriktir dedim ya. Amına kodumun aptal oyunu ya. Gerçekten aptal bir oyun ya. 488 gün. Araştırma geldi. Ne yapalım? Rapor yapalım. Raporlar. Üretim. Nasıl yapıyorum araştırmayı? Bayağı para biriktirmem lazım böyle bir şey için ama. Elimdeki çilekleri falan bitirmem lazım. Kaç günlük çilek var? Bayağı bir var. O zaman satışları biraz azaltalım hocam. Mesela Türkiye'de 585 bin satalım artık. Yani her yerdeki depomuz da olsun, o yüzden diyorum. Bir problemle karşılaşmayalım. Burada da 33 bin satalım. Romanya'da 33 bin sat. Bulgaristan'da kaç sat? Bulgaristan zaten iyiymiş.
Yunanistan. Onda da depo dolmuş. Satış müdürünü araştırıp etkinleştiremem. Aşırı sinir bozucu bir olay. Ya da dur ya, şu oyunu ben bir kaydedeyim. Oyunu kaydet. Empty save 1'e kaydettim. Siktiko slot 1. Çok merak ediyorum şu rapor olayını nasıl çalıştıracağız. O yüzden şimdi ya da dur ya. Ha yok yok dur. Şey de gelsin de bir. Kafein de gelsin de bir. Ya da bekleyemeyeceğim amına koyayım ya. Dur stop production. Yenisini nasıl yapıyor? Sil dedim. Durdur ama durdur. Report. Gazoz hakkında report. Evet. 5 gün sürecekmiş. 50k masrafı olacakmış. Hadi. Aynen. Gazoz tatlı olmalı. Soda hefti ve asidik. O zaman çok tatlı ve asidik mi yapıyorum? Bir daha deneyelim. Bir tane daha rapor yaptık. Bir rapor daha yap bakayım. Her raporda başka bir şey çıkıyor. Gazlı. Biraz bağımlılık yapıcı. Bağlayıcı değil mi? Tamam o zaman şöyle biraz oldu herhalde bu. Tahminim bu yönde. Tatlı. Asitli. Gazlı. Çilek. Oluştur. Kafein, tatlandırıcı, koruyucu. Bunlarla ilgili tam bilmiyorum nasıl oluyor. Tadı ne oldu hocam? %57. Olmadı ki bu. Amına koyayım. Seni dinledik olmadı. Yapamadım. Bok ettin. Daha kötü oluyor ya. Gitgide kötü oluyor bu. Nasıl yapacağız lan bunu? Gazoz gazlı olmalı. Gazoz tatlı olmalı. Tamam. Tatlı. Gazlı, tatlı, şey tatlı, şöyle bir bağlayıcılık mı? Tatlandırıcı, kafein olmasın bir, ya da olsun. Hadi bakayım, Finlandiya'yı siktirme şimdi. 159 abi arttıramıyorum, o kadar boktan bir rapor sistemi ki. Bu ne amına koyayım? Gazoz gazlı, gazoz tatlı, yarram anladık onu hepimiz ya. Harbi ya, doğru söylüyor bu adam. Gazoz gazlı ve tatlı olmalıymış. Limonata bakalım bir de. Ağızda güzel tat bırakmalı. Neredeyse gazsız olmalı. Başka? Limonatayla deneyelim şansımızı bir de. Neredeyse gazsız. Yani şöyle bir şey. Şöyle bir şey yani neredeyse. Hadi bakayım. Tatlandırıcı, koruyucu. Hadi bakayım. Aha %70 oldu. Deneyelim bunu deneyelim bir de. Meyve al, bir limon al. Al 500'er ton. Nerede limon? Tadından dolayı yok abi. Yine yeterli olmadı ya. Sil. Başka rapor hazırla. Çabuk. Allah belanızı versin hepinizin. Limon ekşi olmalı. Neredeyse gazsız olmalı. Tamam. Neredeyse gazsız bak. Neredeyse gazsız. Ekşi. Lezzetli ve bağlayıcı. Asitsiz. Limon. Tatlandırıcı. Koruyucu. Kafein yok. Böyle oldu mu? Kafein var. Tatlandırıcı var. Koruyucu var. Böyle oldu mu? Dur bir. İşim var. %65. Allah kahretsin ya. Bilmiyorum. Bu olayı tam çözemedim. Daha şimdilik yeter ama. Anasını siktik dünya piyasasının. Her ne kadar şu an stoklarımız bir garip olsa da problem yaşamının ucunda olsak da bayağı sağlam bir sikiş yaptık diye düşünüyorum piyasaya. Ne diyor? Orada bir şey yazıyor. Bak yazamıyor ama. Limonata daha tatlı, soğuk çay daha az masraflıdır. Ancak soda bir şey. Limonata daha tatlı. Ama ekşi diyor abi. Bunun doğrusu, doğru bir formül varsa biliyorsanız atın yorumlara, buna devam edelim. Ben daha dünya, Avrupa, Rusya, Amerika, Afrika, Çin hepsine yayılasım var. Çok sardı oyun, güzel oyun. Her ne kadar boktan bir yanı da olsa güzel oyun. Doğru bir formül verin, %100'lük falan, bunu cozutturalım yani, böyle olmuyor. Hadi, gittim ben.